ABD Başkanı Trump'ın anlaşmadan çekilme kararını açıklamasının ardından ABD Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yaptırımları 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden uygulamaya başladı. Bu kapsamda 90 günün ardından ilk yaptırımlar 7 Ağustos'ta devreye girdi. ABD Hazine Bakanlığı'nın verdiği 180 günlük sürenin dolmasıyla ikinci aşama yaptırımlarsa bu sabah itibariyle başladı. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre yaptırımların başında İran'ın liman operatörleri, gemicilik ve gemi inşaatı sektörleri var. Öte yandan İran Ulusal Petrol Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi gibi kuruluşları da kapsayan yatırımlar, İran'dan petrol, petrol ürünleri ya da petrokimya ürünlerinin satın alımına uluslararası kısıtlamalar getiriyor. Yaptırımların bir diğer hedefinde ise yabancı finans kuruluşlarının İran Merkez Bankası ve belirli İran finans kuruluşlarıyla yaptığı işlemler yer alırken, yine İran Merkez Bankası ve bazı İranlı finans kuruluşlarına özel finansal mesaj hizmetlerinin önlenmesi içeriyor. ABD'nin İran'a karşı başlattığı yaptırımlara ise İran halkı yaptığı eylemlerle tepki gösterdi. İran cephesinden de yaptırımlara ilişkin ilk açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Rouhani, İran'ın petrolünü satacağını ve ABD tarafından bugün yeniden devreye alınan yaptırımları kıracağını söyledi. Rouhani ayrıca bugün düşman ekonomimizi hedef alıyor, yaptırımların ana hedefi halkımız açıklamasında bulundu. Evet sevgili seyirciler, ekonomist Esfender Korkmaz bizlerle birlikte. Merhabalar efendim. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tahminler 23.5 seviyesindeydi. 25.24 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan bir diğer konumuz ABD'nin İran ambargosu resmen başlamış bulunuyor. Berat Albayrak az önce açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgesindeki ticari faaliyetlerini dengeli bir biçimde yürüttüğünü görüyoruz. Bugün açıklanacak olan listede bize Türkiye'nin muaf olduğu yönünde bilgi geldi. Önümüze bakacağız diyor Berat Albayrak. Sizin değerlendirmelerinizi alalım. Şimdi Türkiye bu ambargo içine katılırsa, ambargoya dahil olursa, edilirse en büyük sorun tabii petrol sorunu olacak. Çünkü Türkiye petrol ihtiyacının %30'unu İran'dan sağlıyor. Petrol sorunu eğer ambargoya girerse o takdirde Türkiye bu petrolü Irak'tan ve Rusya'dan sağlamak zorunda kalacak. Netice olarak belki biraz sıkıntı çeker ama elbette ki telafi edecek. Doğal gaz zaten dahil değil. Yani doğal gaz sorunu, doğal gaz ambargoya dahil değil. Öte yandan İran açısından İran dolar satın alamayacak ve bir de altın ile ticaret yapamayacak İran. Şimdi bunlar bizi tabii dolaylı yoldan da etkiliyor. Çünkü dolar yıl başında 1 dolar 43 bin riyaldı İran riyalı ama bugün 101 bin riyala çıktı. Şimdi bu Türkiye ile ilgili özellikle Van'da ve Türkiye'nin sınır ticareti yaptığı yerlerde, İran'la sınır ticareti yaptığı yerlerde bu dolar açısından riyalın değer kaybetmesi önemli. Çünkü o zaman Türkiye sınır ticaretinde dolar kullanacaksa buradan karlı çıkacak. Ama bu sınır ticareti bu ambargoya dahil olur mu? Bence olmaması lazım. Yani bu kadar artık detayına inilmemesi lazım. Öte yandan ambargo konusu alüminyum var, çelik var, kömür var, otomotiv var. İran'ın halı ve gıda Amerika'ya, ABD'ye ihraç edemeyecek. Belki mesela bu Amerika'ya İran'ın halı ve gıda ihraç edememesini Türkiye ihraç ederek, yani bir de bu ambargodan karlı çıkmış
çıkabilir. Yani bu tabii ki yani ambargonun tamamını telafi etmez ama kârlı çıkabilir. Söylediğim gibi sınır ticareti de çok önemlidir ama bunların hepsi nereye gideceği, ne olacağı henüz belli değil. Evet. Peki enflasyon rakamları ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Şimdi yıl sonu tahmini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na göre 23,5 seviyesindeydi ve 25,24 olarak gerçekleşti. %2,67'lik bir artış kaydetti. Ne anlama geliyor bu? Şimdi enflasyon tabii bir ekonomide ekonominin ateşini gösterir. Şimdi nasıl hastalık artarsa ateş de artar. Demek ki ekonomide istikrar sorunu çözülmüyor bir. İkincisi yani bunun önemli iki ayağı var. Bu 25-24'e çıkmasının önemli iki ayağı var. Birisi sizin dediğiniz Merkez Bankası'nın 23,5 olarak tahmin ettiği enflasyon yıl sonunda tutmayacak. Neden tutmayacak? Bir defa tutmayacağını gösteren veriler var elimizde. Ya bu teknik bir konu. Gayet kolay. Çünkü üretici fiyatları endeksi %45,01. Şimdi bu ne demektir? Yani üretim maliyetleri %45,01 arttı. Üretim maliyetleri artınca bunu üreticiler, fabrika diyelim, işletme bunu perakendeye yansıtmak zorunda değil mi? Yani nihayet yansıtması gerekir, yansıtması kendisi zarar eder, iflas eder. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor, üretim maliyetleri yüksek olduğu için, yani üretim fiyatları 0,1 olduğu için piyasaya yansıyacak ve TÜFE dediğimiz perakende fiyatları gösteren tüketici fiyatları endeksi de artacak. Demek ki 23,5 tahmini tut. Tahminim tabii şudur. Kasım ayında geçen sene 2017'de 1,49'du. Aralık ayında 0,69. Şimdi bunları çıkaracağız. Yeni rakamlar koyacağız. Enflasyon verileri koyacağız. Onlar %1'den aşağı düşmesi mümkün değil. Bu şartlar altında %26 ve üstünde olur. Demek ki Merkez Bankası enflasyon hedefi, bakın dördüncü defa enflasyon hedefi tutmadı, dört defa da enflasyon tahmini yaptı, tutmadı. Halen Merkez Bankası Başkanı yerinde duruyor. Bir başarısızlıktır. Çünkü Merkez Bankası da aslında enflasyon hedeflemesi demek, Merkez Bankası'nın bir yerde bu işi kamuoyuna, topluma, dünyaya, piyasalara taahhüt etmez. Taahhüdünü yerine getirmedi. Üstelik enflasyon hedeflemesi o kadar önemli ki. Çünkü Merkez Bankası başka bütün araçları bu yönde kullanıyor. Eğer o alanda bir yanlış yaparsa onlar hoş görülüyor. Yani bir yerde Merkez Bankası'nın prestijidir. Merkez Bankası bu prestijini koruyamadı. 2006'dan beri koruyamıyor. Onun için bugünkü kırılganlığın, bugünkü ekonomik sorunların temelinde Merkez Bankası'nın başarısızlığı var. Başarısız bir Merkez Bankası başkanı da istifa eder. Öte yandan yani %26 tartışıyoruz hani kalır mı diye. Bakın bu enflasyonun artacağını gösteren başka göstergeler de var. Çekirdek enflasyon. Şimdi çekirdek enflasyon enflasyonda arizi faktörlerin etkisini bertaraf ediyor. Mesela dışa mesela enerji fiyatları. Enerji fiyatları bizim elimizde değil, değil mi? Dışarıda tayin ediliyor. Enerji fiyatlarını çıkarıyor. Vergileri çıkarıyor. Çünkü vergiler de bir yerde piyasa tarafından oluşturan bir etki, bir faktör değil. O zaman demek ki çekirdek enflasyon artış yönündeyse enflasyon da artış yönündedir. Geçen sene 11,82 idi. Bu sene 24,34, iki katına çıkmış. Demek ki kronikleştiği enflasyon artıyor. Bir başka gösterge de 12 aylık ortalamalardır. O da trendi gösterir. Ona göre de artış var. Tabii nereden bakarsak bakalım enflasyon
2018 sonunda %26 ve daha üstünde olacak maalesef enflasyon oranı. Evet. Peki efendim. Vatandaş, evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Korkmaz. Değerli yorumlarınızı bizimle paylaştığınız için efendim çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.